Geç bakalım. Yeni evine hoş geldin Narin. Hoş geldiniz. Al çocuğum şunu. Sen çocuğa yemek ısıt. Bir de çay demle, olur mu? Hemen abi sağ ol. Yok Hafize teyze, ben kendim yaparım. Herkes vazifesini bilsin. Hadi kızım. Yukarıdaki misafir odası senin. Git yerleş. Yıkan, paklan, hemen aşağı in. Sağ olsun Hafize Hanım aldı, eve götürdü çocuğu. En azından orada rahat eder. Şu tatsızlık olmayaydı iyiydi ama oldu işte, ne yapalım. Olmuş da ölmüşe çare yok. Hadi oğlum. Ya niye öyle diyorsun Erdoğan? Bu oğlanı ben hasta hasta sokağa mı ataydım? Narin senin kızın değil mi Hatice? Ha? Ya ben biliyorum ablamı. Öyle başka evlerde falan rahat edemez. Tamam siz merak etmeyin, birkaç gün geçsin. Ben gider konuşurum Narin'le. Ben ikna ederim onu. Ben onun gözünden anlarım. Bir sıkıntısı varsa alır bizim eve getiririm, tamam mı? Siz merak etmeyin hadi. Hadi evladım kalk. Hayır, oğlanı sokakta mı bırakacaktım? Ne yapacaktım ben? Ay bayılacağım şimdi. Kızım bitirsene önündekileri bir an önce. Yok Hafize teyze, çok koymuş kızcağız. O yüzden yani hani ben zaten bu kadar çok yemek yiyemem, hep çok az yiyorum ben. Olmaz. İmtihana girecek çocuk, iyi beslenmeli. Bitireceksin o önündekileri. Kim? Bir arkadaş. Arkadaşının adı yok mu? Fırat. Ver bakayım sen o telefonu bana. Ver, ver. Ben bir genç kızın mesuliyetini alıp evime kabul ediyorsam öyle ulu orta flört etmesine izin vermem. Ben sana kuralları söyleyeyim bu evdeki. Cep telefonu yok okul bitene kadar. Senin öyle aşkla meşre kaybedecek zamanın yok. Kafanı dersten kaldırmayacaksın. Ben seni boşu boşuna mı destekliyorum? Hafize teyze, yani ben hiç aksatmam ki derslerimi, asla. Hem şimdi merak eder çocuk. Etmesin efendim. İşine gücüne baksın. Benim kitabımda öyle şeyler yazmaz. Çabuk bitir yemeğini. Bitirmiyorsan da git yat. Saat kaç oldu? Senin yaşında bir çocuk bu saatte hala ayakta. Hale bak. 8 yaşımıza döndük. Yine iş aldık başımıza, iş. Şadiye çık olsaydı bir lokma da götürürdü bu köfteleri. Aa, anne köfte mi yapıyorsun? Yaşasın. Hangi dağda kurt öldü? Bugün aşağı mahalleye hoca efendinin yanına gittim. Bana dedi ki kocanın yemeğine leylek karıştır. Bir daha da gözü asla dışarı kaymaz. İçkiden meyhaneden de ayağını keser dedi. Ben bu evde bir daha hayatta hiçbir şey yemem. Bakalım Recep'im. Afiyet olsun sana. Buyur. Köfteler de mis gibi. Ben şöyle tutalı alayım. Bırak kız. Annem babam için yaptı o köfteleri. Hem sen az önce peynir ekmek yemedin mi kız ha? Bırak da adam rahat rahat yesin yemeğini. Bıraksana kız yesin ya. Yok be baba, o oburluğundan yapıyor sadece. Biz az önce yedik zaten, çokuz. Afiyet olsun için.
Al kızım yesa. Ben gidiyorum. Gece nereye gidiyorsun Recep'im? Meyhaneye giderken sana hesap mı vereceğim? He? Yemeği güzel yapıyorsun. Geri kalan her şey. Çık şuradan. Bu Leylek sahte miymiş yoksa? Leylek. Ya hoca efendi kesin tesirliydi dedi ama. Köftenin içinde Leylek mi vardı? Kız biz sana yeme demedik mi ha? Sahte canım. Leylek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.